lan. Yürü. Yürü. Ha? Kalka. Kalk. Durma lan bak. Vallahi saygımdan ötürü. Ne saygısı lan? Ne saygısı? Saygısı olan adam ağanın kız kardeşine yan göze bakar mı lan? He? Kalk. Lan bak. Vallahi gerçek seviyorum. Niyetimiz ciddi. Hala gerçek diyor. Geberteceğim ben seni. Kalk lan. Kalk. Ulan bana bak. Ağzından bir tek kelime daha çıkarsa Allah'ıma kitabıma gebertirim seni. Yeminle gebertirim. Ulan senin ekmeğini kim verdi lan ha? Sana güvenip de kahvenin anahtarı teslim eden kim? Ben! O dolumuyla ben aldım, ben! Ağam bak, biz kötü bir şey yapmadık. Lan hala kötü bir şey yapmadık, yapmadık. Duyuyor. Gebertirim. Gebertirim. Öldür, gülüm. Sen bana ihanet ettin. Ulan ben bu ihaneti cezasız bırakır mıyım ha? Herkes haddini bilecek. Herkes! Recep'e bir şey yapmasın. Her dediğini yaparım ama abime mani ol ne olur. Bir şey etmeyecek, söz verdi bu. Ana sen abimi bilmiyor musun? Tamam tamam. Sen nasılsın? Ağrısızım var mı? Ana ben ağrısızımı düşünüyorum şimdi. Melek. Bak ne olursa olsun sen benim ciğerparemsin. Kollarım sana hep açık olacak bilesin. Ha, Kendal, neredesin sen? Fabrikadayım ana. Ne oldu ki? İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Kendal, bak o Recep'in üstüne gitmeyesin. Bana söz verdin, unutma. Yok ana, yok. Benim için o mesele kapandı artık. Biz konuştuk. O da burada durmayacak zaten. Hatasını anladı. He anam. Haydi görüşürüz. Haydi. Abla ben bir hata mı ettim? Söylemesem miydim acaba? Yok olur mu kuzum? Bir yerden çıkar elbet. Nereye gidecek? Ne oluyor burada? Ne kayıp? Narin iki bileziği kayıp da anama soruyor. Narin nasıl oldu bu iş? Abi ne bileyim ben baktım iki tane eksik içinde. Narin. Yok kızım her yere baktım yok. Sen istersen bir kere daha say. Ana ben kaç defa saydım? İki tane yok. Bende de yok. Ben bunun ağzını kapatıp öyle koydum. Düşecek yeri yok. İstersen sen git bir bak. Aşk olsun ana. Ne gidip bakacağım? Ben sana güvenmiyor muyum? Allah Allah. Şeytan mı götürdü? Şeytan götürmedi ama biri aldı.
mı abi öyle şey? Olur ana, o da olur. Bu evde artık yabancılar da var biliyorsun. Baran! Keşke rüzgar da uyansaydı. Aç karnına uyudu yavrum. Boş ver anne ya, uyanınca yer. Baksana onun için de zor bir gün olmuş. Canım benim. Adacığım sen şu tabakları mutfağa götür. Ama bulaşık makinesine de koymayı unutma, tamam mı? Üf anne ya, Maya götürsün. Şimdi onların hepsi aşağıdadır. Karşılaşırsam tutamam kendimi. Ben götürürüm anne. Yok yok, sen otur. Boşuna merdiven inip çıkma şimdi o halinle. Bilmeden etmeden kimsenin günahına girmeyin. Kim alacak ana? Biz mi? Ya sen emin misin? Belki başka bir yere koydun altınları. Allah Allah. Ya benim bileziklerim de, zincirlerim de bu torbanın içinde durduk yere, yalan mı söyleyeceğim ben size? Ya bir sakin olun, bir durun, bir düşünün. Ne sakin olacağız ya? Anam yalan mı söylüyor? Çalmışlar bilezikler işte. Onlara toz kondurmayacağım diye anamı yalancı ettiniz. Şş, oğlum sakin ol. Nasılsa ortaya çıkacak eğrisi doğrusu. Kadriye Hanım ne oluyor burada? Yok bir şey kızım, yok bir şey. Aman Nari'nin altından çalınmış da yenge. Aa, nasıl yani? Ne nasıl yani? Sosyete gülü. Nari'nin iki bileziği eksik. Yoksa İstanbul'a yol parası mı yapacaktınız? Ne diyorsun sen be? Eyvah, her şey ortaya çıktı. Ne yapacağız şimdi? Hadi gel aşağı inelim. Annemi yalnız bırakmayalım. Delirdin mi sen? Gidip de ne diyeceğiz? Bugüne kadar her şeyi yuttum ama artık bu kadarı fazla oluyor. Ne kızlarım ne de ben böyle bir şey yapmayız. Sanki kızlarını iyi tanıyın da birini yoldan topladık. Kendal sus! Annem bizim yüzümüzden onlarla mücadele veriyor. Hem de senin ne halt ettiğini bilmeden. Onu düşürdün şu duruma bak ya. Bıktım artık ya. Zaten canım burnumda. Ne yapsaydım yani, doğursa mıydım? Ölsem de kurtulsa keşke herkes. Ya yeter! Ayıptır, bilip bilmeden. Bırakın Kadriye Hanım, susmasınlar. Ne yapacaklarını bilemediler, bir de iftira atıyorlar. Ne iftirası be? Her şey ayan beyan ortada işte. Siz aklınızı kaybetmişsiniz. Aklını kaybeden senin kızların. Baran, onlar senin kardeşin. Ana, iyi misin? Ana, ana iyi misin? Otur şöyle, otur. Otur şöyle. Otur ha. Ana ilacını aldın mı sen? Ah kızım ilaç bana ne etsin? Ay, tamam eğil, eğil. Dur ben su getireyim. Dilatı nerede? Mutfakta şey. Ben bulayım. Demek kızlarından eminsin Ebru Hanım. O zaman gizleyecek, saklayacak bir şey yok. Öyle mi? Kendal Allah aşkına dur! Baran oğlum dur sen gitme. Ne işin var senin burada? Kes sesini be! Ne yapıyorsun ya? Bırak şunu! Çekil şunu! Kızlar siz dışarı çıkın! Ne oldu? Altınları bulaşayım diye korktun mu yoksa? Ya sen nasıl bir adamsın ya? Kendal çık dışarı! Kendal çık dışarı! Kendal sen beni öldürmeye yemin mi ettin ha? Çık dışarı! Çık! Çık. Gel oğlum çık hanım. Nasılsa eninde sonunda ortaya çıkacak bu altınlar. Kadriye Hanım iyi misiniz? Ah kızım, kocanın evini sana dar ettik. Kusurumuza bakma. Tamam lütfen siz kendinizi üzmeyin. Hadi gidip dinlenin biraz.
Anne, istemiyorlar işte bizi. Ne olursa olsun bizden bilecekler artık. Anne, ne olur gidelim buradan. Tamam, yarın sabah gidiyoruz. Artık bu saatten sonra burada kalamayız. Allah Allah. Akşam yoktu, şimdi var. Öyle mi? He. Gece iyice bir arayayım dedim. Kesin nazı açıldı herhal. Dolabın kenarından aşağıya düşmüş. Tüh, insanların da günahını aldınız. He öyle. Bilip bilmeden konuşmayacağım. Günaydın. Hoş geldin kızım. Gel otur, kahvaltı edelim. Yok, biz kahvaltı etmeyelim. Siz nasılsınız diye merak etmiştik. Çok şükür, bugün de gördük. Ne güzel. Bilezikleri bulamamıştınız. Şimdi buldunuz mu yani? Kızlarımdan özür dilemeye cesaretin var mı? Ne diyorsun sen be? Kendal. Ben hiç kimseyi itham etmedim. Çok geçmiş olsun teyzeciğim. Annem anlattı. Çok büyük bir şey atlatmışsınız. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Ama bana teyze deme. Kırılırım bak. Ben senin babaannenim. Biz aslında vedalaşmak için gelmiştik. Gitmeyin kızım. Dün yaşadığımız şeylerden sonra burada kalamayız artık. Lazım. Çabuk konağa gel. Ağama bir sorayım Kadriye Hanım. Gel diysem gel. Çabuk. He söyle. Ağam Kadriye Hanım acele konağa gel dedi. Arabaya ihtiyacı varmış. Gireyim mi? Geç. Nereye gidecekse bırak sonra da buraya gel. Haydi. Tamam ağam. Ben elimden geleni yapayım. Ama Bülent Bey kadar duruma hakim olamayayım ha. Olacaksın oğlum. Ustabaşı olarak kalmak istemiyorsan duruma hakim olacaksın. Aklını kullan oğlum. Bundan hala fırsat mı olur? Bu hafta sonuna kadar 35 bin lira taksit ödemesi var. Geleceklere baktım. Anca 28 bin lira tutuyor ya. Önümüzdeki ayın bir çeki olacaktı. Kırdır onu, üstünü tamamla. Bankalarla takışmaya gelmez. Haydi. Kahvenizi burada mı içersiniz, odanıza mı götüreyim ağam? Bu ne be? Ulan bir kahve yapmayı beceremediniz ha. Ah, Sibel Hanım olaydı.
Adayı ameliyata almışlar. Neden olduğunu Fırat da bilmiyor. En kötüsünü aklına getirme. Ya sen daha hızlı gidemez misin? Ben burada aklımı yiyeceğim, sen hala 80'i geçemedin. Yenge, ben bu yolda 90'a çıkmam. Durdur şu arabayı. Ne? Durdur diyorum sana. İn şuradan. Ne inmiş yenge? Ya in dedim sana. Ama ne derim ben sonra? Ya in, in. Ama ne derim ben? Öde öde bitmiyor arkadaş. Böyle gidersen yetişir mallar. Hayri, git şunların üzerine gölgeni düşür. Bunları boş bıraktıkça kaytarırlar, haydi. Emredersin ha. La Rıza, neredesin sen? Kaç saat oldu gideni? Yoldayım ağam, araba bulmaya çalışıyorum. Lan ne yaptın, arabayı mı çaldırdın yoksa? Yok ağam, çaldırmadım da kaptırdım. Kime kaptırdın oğlum, neredesin sen? Ağam hani ben konağa gittim ya, Kadriyan'a almaya. He. Ebru yenge de bir onunla bindi arabaya. Sebep? Hastaneye gidecekmiş. Ben de yolda gıcıklığında arabayı yavaş sürdüm. Ebru yenge arabayı bir durdurdu. Ben attı aşağı, gaza bastı gitti. Hayvan senin erkek gibi de, babanın şarap çanana da. Lan çabuk git, arabayı al gel, haydi. Tamam ağam, şimdi yoldayım. Bir kamyon durdurup gidiyorum ağam. Emine, Özlem. Ha buyur ağam. Hayırdır ağam, bu saatte? Nedir bu hastane meselesi? Nesi var mı sosyete gününün? Ha yok, o değil abi. Kızını kaldırmışlar hastaneye. Sakin olanı mı, deli olanı mı? Deli olan. Ada ya. Adası bassın he mi? Başını yesin. Ödeme kendaz günahtır. Sen de bir laf bellemişsin. Tövbe tövbe. Senin ne işin var burada? Kim saldı bunu? Anam saldı. Ebru Hanım'ın hatırı büyük abi. Ben söyledim, hele bir abim gelsin, o halleder dedim ama dinleyen olmadı. Sen gel bakayım böyle. Dediklerimi unutma. Düş önüme. Çık yukarı. Narin, keşke öyle demeseydin. Kendi sinirleri tepesinde. Şimdi bütün hıncını melekten çıkaracak. Ortalıkta ne güzel düzelmişti. Ha, Ebru Hanım sayesinde değil mi abla? Herkes de birden onun sevdalısı oluverdi. Hiç bana bakma vallahi. Ben kim abla, onun yanındayım bilirsin. Kız ne biçim oyun bozansın sen? İki dakikada sattın beni. Yok Emine abla ya. Taktik uyguluyorum ben. Ne taktiği kız? Şimdi Nari'nin yanında olursam hem bana güvenir hem de rahat olur. Amacımız açığını yakalamak değil mi? Benim amacım falan yok. Bu yaşta ben oyunlarına alet etme. Tövbe tövbe. Abi çok özür dilerim. Ben ettim, sen etme. Affet beni. Affını mahfını kabul etmem senin. Ben yüzünüzü yere eğecek bir şey yapmadım ki. İstiyorsan bak Kur'an'ı getir, el basayım. Kız daha ne eyeceğin ha? Elin herifin evine gitmişsin, tek başına hem de. Abi, ettim bir cahillik. Ama çok pişmanım. Kurban olayım, çatma yüzümü. Sen benim abimsin, atamsın. Bir daha o herifle konuştuğunu, görüştüğünü, haberleştiğini duymayayım. Şart olsun geberdirim seni. Tövbe abi. Sen ne dersen o. Benim iznim olmadan konaktan dışarıya adım atmayacaksın. Tamam. Telefonla neyin görüştüğünü, haberleştiğini duymayayım. Anladım abi. Yemin olsun ki ibret olsun diye avlunun ortasına sallandırırım seni. Anladın mı? Anladım abi. İyi. Git bana bir çay dök. Ben de bir duş alayım. Cılt tere battım sinirden yine ya. Allah razı olsun abi senden. Hey hey, haydi.
Hadi.